Bismillahirrahmanirrahim. Huzurlarınızdayız yine. Şimdi arada sizden gelen, bu programla ilgili değil, bir öncekiyle ilgili. Bu hep programın sonunda bakacağız çünkü böyle bir karar aldık hep birlikte. Daha doğru oluyor, daha verimli oluyor. Sizden gelen mesajlara bakıyoruz da onu konuşuyoruz. Bu memleketin bir asli yüzü var, gerçek yüzü var. Bir de dışarıda gösterilen yüzü var. Bu memleketin asli yüzü sizsiniz. Pırıl pırıl, tertemiz, cam gibi, aslanlar gibi mümin ve de mümine Müslümanlar. Bu memleket sizlerle beraber ayakta duruyor. Şuraya bakın ya. Ben sana hayran, sen cama tırman. Değil mi? Derler ya öyle bir ifade. Zahmet etmişsiniz, lütfetmişsiniz. Uzun uzun yazıyorsunuz. Şakası yok. Yazdığınız her satır kıymet. Her satır kıymet. Üniversitede ders veren hocalar sizin kurduğunuz cümleleri kuramıyorlar şu anda. Hepsi düşük yapıyor cümlesinde. Allah sizden razı olsun. Huzurunuzda program yapmak bir şereftir bizim için. Şereftir. Müminlerin huzurunda program yapmak, kelamullahı onların huzurunda konuşmak herkese nasip olmaz. Ağır bir sorumluluktur. Size karşı boynumuz bükük ve şeref duyuyoruz sizlerle. Allah sizden razı olsun. Bize dua edin. Dua edin ki biz kaçırmayalım ilk gün ucunu. Bol dua. Allah-u Ekber ya. Müthiş bir şey. Evet. Eyvallah. Elhamdülillah. Peygamberi aklı devreye sokarak biz Cenab-ı Allah Celle Celaluhu sanki şöyle diyor değil mi? Ben seni böyle hazırlanmış bilgiyle donatmıyorum. O bilgiyi kendi elde etme zevkini yaşatıyorum sana. Eyvallah. Bak o küçük bağlantıyı kur. Çok da önemli değil. İsmail miydi, İshak mıydı? Esasa bak. Ama sana bir ipucu veriyorum. Bak gör onu. Ve sonuca kendin var ve tadını çıkar. Eyvallah. Allah'a emanet. Evet. Ve Hazreti İbrahim. O rüyayı görüyor. O rüyayı görüyor. Bu ömrünün sonunda sahip olduğu bir yavru. Ömür boyu beklediği üstü. Ömür boyu beklediği ve ömrünün sonunda sahip olduğu. Tevrat'ta ilk oğul diyor. Ama ondan sonra da İshak diye yorumluyorlar. İttifakla ilk oğul İsmail. İttifakla. Dolayısıyla bu tartışmaya ihtiyaç yok, hacet yok. Elbette ki. Efendim, ikisi de müjdedir. Elhamdülillah. İshak da müjdedir, İsmail de müjdedir aleyhisselam. Amin. Fakat Hazreti İsmail Hazreti Hacer'den olmadır. Hazreti İshak ise Sare'den olmadır. Hazreti Hacer hamile kalınca hatta hamlini vaz edince Hacer validemiz onu gözünün önünde görmek istememişti. Hanımlık gayreti sanırım. Ve Hazreti İbrahim de onu aldı, Mekke'ye getirdi. Geçen dersimizde işlemiştik burada. Ve işte orada Rabbimiz can parçasıyla sınadı Hazreti İbrahim'i. Can parçasıyla sınadı. Yani aslında burada Hazreti İsmail'in kimi daha büyük fedakarlık, Hazreti İbrahim'in kimi daha büyük fedakarlık diye sorulabilir. Çok ilginç bir sonuç çıkar buradan galiba. Peki Hazreti Hacer'in fedakarlığını hiç... Onu, değil mi efendim? O ne o? Asıl fedakarlık o. Hiç sesi çıkmıyor. Evet, sana, hicretin ha. Gelini senin o güzel... Hicretin gelini. Sana, çok severim seni. Eyvallah. O hicretin gelininde hicret. Tık yok. Evet. Hiç bir baba oğlunu kurban eder mi? Allah emretmiş diyor şeytan veya içindeki şeytan. Allah emretmişse sana bana ne oluyor? İşte aynen bu. Evet. Allah emretmişse sana bana ne oluyor? Fakat ilginç olan şu. İbrahim can sınavından geçmişti. Şimdi can parçası sınavından geçiyor. Can sınavından ateşte geçmişti. Geçmişti. Şimdi can parçası sınavından. Bitmiyor sınav. Bitmiyor. Evet, bitmiyor. Arka arkasına geliyor. Ve işte orada büyük sınav var.
Hatta sözlü geleneğimizde nakledilir, ibret için nakledilir. Şöyle bir rivayet vardır. Hazreti İbrahim bir gün diyor ki, ya Rabbi, her peygamberi bir şeyle sınadın. Fakat beni niye öz oğlumun kurban etmekle sınadın? Biricik yavrumun boynuna bıçak üşürmekle sınadın. İbrahim, hatırlar mısın bir gün bir kulumu günah işlerken görmüştün? Ve dayanamamış, ellerini kaldırmış. Ya Rabbi, sana isyan eden bu kulunu Kahhar isminle kahret demişti. Günahından dolayı duyduğu pişmanlık. Kulunu Rabbine kahrettirmek neymiş gör bakalım diye öz evladını sana kurban ettirmeye. Allah! Bu baştan sona Serap'a, evet. Aman. Dehşet bir şey. Evet. Bir dakika dur ya. O cümleyi bir daha söyle. Dur ya. Kulunu Rabbine kahrettirmek neymiş onu anla diye öz evladını kurban ettirmek ister. Yani bu bir ibret vesikasıdır. Hepimizin bu saat, bundan sonra susup içinde bunu şey yapması lazım. Rahman, Rahim, Vedud. Ya. Ne kadar zor geliyor kulunu kahretmek. Nasıl seviyormuş Rabbimiz. Yani Rabbimize kulu ne kadar değerliymiş. Bir de bizim halimize bak. Eyvallah. Burada söz bitiyor aslında. Eyvallah. Şu İslam mitolojisinin üstünde biraz durmamız lazım. Eyvallah, şakası bu oraya yok. Giriyor. Tabii. Şakası yok hakikaten. Hiç şakası yok. Çok derin şeyler çok var. Çok derin. Çok mübarek. Çünkü şeyler. Süzüle süzüle geliyor tabii. Bence de. İnce bence. Böyle. Evet. Zırvalıklar kalıyor tülbentin üstünde. Süzme bir şey geliyor. Alacağımız şeye bakalım biz. Değil mi? Aldığımıza evet. Bakalım. Aldığımıza yani. Bakalım ama müthiş bir şey veriyor. Aman yani ya. 3 saat konuşsak şu... Aman aman. Şu sözlü gelenekten aktarılan şu delilsiz şeyin verdiğini veremez yani. Kad saddaktar rü'ya. Rü'yayı tasdik ettin diyor ayette. Bu iki şekilde yorumlanabilir. Ey İbrahim, sen rü'yanı gerçekleştirdin. İkincisi de sen rüyayı tasdik ettin. Oysa ki rüya tasdik edilmez, rüya tabir edilir. Hata yaptın diyor. Eyvallah. İki şekilde de anlaşılabilir. Yani böyle anlarsak da çok yabana atılamaz. Çünkü Yusuf suresi de başta olmak üzere rüyalar tabir edilir. Tabir edilir. Tasdik edilmez. Edilmez. Çünkü rüyalar alemi misale aittir. Aha. Alemi misalde görülenler aynıyla tasdik edilmezler. Tabir edilirler, tevil edilirler. Tabirle tefsir arasındaki fark ne? Tabir aslında ubur'dan gelir. Ubur geçit demektir. Geçit. Geçit demektir. Bir geçitten geçip onun arkasındaki yatan gayeyi görmek. Yani satır üstünü değil, satır arasını değil, satır arkasını. Satır arkasını. Evet, tabir odur. Psikiyatri yani, bunu yeni keşfetti yani. Bundan 100 sene önce keşfetti. Tabii. Yani gerek Freud'un, gerek Jung'un yaptıkları aslında... yeni buldukları tam da bulamadıkları Jung'un özellikle rüya üzerindeki hakikaten güzel. Hatta Jung'un bir de Kehf suresi tefsiri var bilmem. Aa, bilmiyorum hayır. Evet, dert arketip diye yayınlandı. Orada bir bölüm Kehf suresi tefsiridir. Allah Allah. Jung gibi bir adam Kehf suresini tefsir ediyor. Allah Allah. Eyvallah, o ayrı bir mesele. Dolayısıyla burada tabir edilir rüya. Tıpkı Hazreti Yusuf'un tabir ettiği gibi. Evet. 7 besili inek, işte 7 zayıf ineği yiyor orada. Yani besili inek, işte bolluk yılı.
zayıf inek kıtlık yılı diyebilecek bir tabir. Evet. Belki de torun dedenin tabir edemediği rüyayı tabir ediyor. Dedenin ıskaladığını yapıyor yani, değil mi? Tabiri amiyane içinde. Dedenin tecrübesinden torun. İstifade ediyor. Hazreti Yusuf torundur. Hazreti İbrahim'in torununun oğlu. Genetik kod yürüdü. Eyvallah. Öğrendi orada. Tecrübe devam ediyor. Allah Allah. Devam ediyor. Allah Allah. Eyvallah. Dolayısıyla kad saddaktır rüya. Sen rüyayı tasdik ettin. Oysa rüya misal alemine aittir. Tasdik edilmez, tabir edilirdi gibi anlayabiliriz. Anlamamızda mahsur. Mahsur yoktur. Yoktur. Ya o ya oyu anlamak diye de bir problem yok. Yok. İki boyut aynı anda mevcuttur diyebiliriz değil mi? O şöyledir aslında. Siz anlamın katmanlarında ilerledikçe, anlam denizinin dibine daldıkça yepyeni yerler keşfedersiniz. Elhamdülillahi Rabbil Aleminin İlk katmanında hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a vardır. Bu manayı görürsün. Bu ilk satıhtaki. Satıhtaki mana budur. Lafızdaki mana budur. Evet. Siz lafzın arkasına, lafzın maksadına, maksadın maksadına, aksal gayesine ulaştığınızda orada şunu görürsün. Denizin dibine vardığınızda Allah'ı layıkıyla Allah'tan başka kimse övemez. Görürsün sonunda. Yani. O da görürsünüz. Yani Allah'a layıkıyla ancak Allah hamd eder. Eyvallah. Ama bu öbürü öbürüne mani, mani değildir. Mesele budur. Mesele budur. Ha, kimi yüzeydeki balığı alıyor, kimi dipteki inciyi çıkarıyor. Akıllar nasıl mütefavitse, farklıysa akılların aldığı da farklıdır. Amin. Onun için yani burada birbiriyle çatıştırmak, birbiriyle atıştırmak, birbirine rakip ilan etmek doğru değil. Manalar. Amin. Evet. Bu çok önemli bir şey. Evet. Tabii burada yeter ki usule uygun olsun. Tabii. Yeter ki hesabı verilebilsin. Yeter ki önümüzdeki o lafzı, metni ıskalamayalım. Veya bizim istediğimizi ona söyletmeye kalkmayalım. Eyvallah. O ne söylüyorsa biz ona tabi olacağız. Eyvallah. Zorla, işkenceyle, söyletmeyelim. Amenna. Kitabına uydurmayalım, kitaba uyalım. Eyvallah. Amenna. Evet. İşte burada Hazreti İbrahim tecrübeden şöyle çıktı. İsmail teslim olmuş. İbrahim teslim olmuş. Hangisi teslim olmuş? İkisi de. İkisi de teslim olmuş. Efendim. Seteciduni inşallah mines sabiri. İnşallah babacığım sen beni ya ebetif alma tu'mer. Ey babacığım emrolunduğun şeyi yerine getir. İnşallah sen beni sabredenlerden bulacaksın. Ya. Teslim olmuş. 14 yaşında veya 16 yaşında olduğu rivayet edilir. Öyle mi? Evet. Bir çocuk. Öbür taraftan Hazreti İbrahim teslim olmuş. Öbür taraftan bıçak teslim olmuş. Bıçak teslim olmuş? Eyvallah. O nereden çıktı şimdi? Bıçak da teslim olmuş. Bıçak. Şimdi evet eyvallah. Yani herkes vazifesini yapıyor. Herkes vazifesini yapıyor. Herkes vazifesini yapıyor. Hazreti İbrahim'in eli mi güçlü değildi? İsmail'in boynu mu demirdendi? Bıçak mı hamurdandı? Evet. Hangisi? Hepsi üstüne düşeni teslimiyet içinde yaptı. Amin. Mesele bu. Burada aslında hepsi görevini yaptı. Ve belki burada verilen çok derin ders. Ölümün asla devredilemeyecektir. Koç kurban oldu fakat İsmail ölümsüz olmadı. Asla devredilemeyecek. Koç kurban oldu. Kurban oldu. Fakat İsmail ölümsüz olmadı. Fakat İsmail
ölümsüz olmadı. Herkes ya. Kendi yerine ölür. Evet. Koç kendi adına kurban oldu aslında. Abi. İsmail adına değil. Değil. O zaten öyleydi yani. Öyleydi. Ta baştan beri öyleydi o. Taşlar yerine oturdu desek olur mu şimdi oturdu. Burada? Oturdu. Evet. Yani Cenab-ı Allah Celle Celaluhu öyle mi diyor? Siz bana teslim olursanız taşlar yerli yerine oturur, sıkıntısız yaşarsınız. Aynen öyle. Allah ne ki istedi almak için istemez, vermek için. Vermek için ister. Vermek için. Amin. İşte buralarda görüldü. Ölümün devredilemezliğini gösteren bir hadise. Ölümün devredilemezliği çok mühim bir mesele ya. Ölümün niyabet kabul etmediğini, ölüme naib olmadığını, kaim makam olmadığını, ya. Herkesin kendi yerine öldüğünün beyan eder bu hadise aslında. Ve bu hadise bize aşkı gösterir. Aşk, aşk. Yani muhabbeti. Yani halil olma hali. Evet. Halil olma hali. Muhabbeti gösterir. Hani öyle diyor ya aşık. Aşık oldur kim kılır canın feda cananına. Meyli canan etmesin her kim ki kıymaz canına. Şimdi doğru anlıyorsam eğer. Eyvallah. Eğer canına kıymayacak kadar sevmiyorsan, böyle bir duygu taşımıyorsan, meyli boş canan, yere hiç uğraşma sevmez. Aşık maşık olma sen. Bırak o işleri. Gözden çıkaracak evet. kadar, kendinden vazgeçecek kadar yapamayacaksan hiç uğraşma bu işte. Git orada bak. Canını canane vermektir kemali aşığın. Aşığın kemali canı canana vermektir. Terki can derler bu derdin muteber dermanına. Muteber dermanı. Candan vazgeçmek... Bu derdin muteber derman. En itibarlı, en saygın, en geçerli çözüm yolu, eyvallah. Tedavisi bu. Bir aşığın dilinde aşkın tarifi budur. Aslında Hazreti İbrahim'in bize verdiği şey de budur. Allah'ı eğer gerçekten seviyorsanız, Allah'tan hiçbir şeyi sakınmazsınız. Allah'tan hiçbir şeyi esirgemezsiniz. Çünkü Allah almak için istemez. Vermek için ister. İsmail'i istedi. Onu almadı. Üstüne promosyon olarak bir de İshak koydu. Bu kadar mı güzel olur ya? Hadi buyurun. Vallahi. Aldı mı? Hayır. Verdi mi? Verdi. Ama ne? Ama ne vermek? Eyvallah. Üstüne verdi. Üstüne katlayarak verdi. Eyvallah. Ama hep öyle demiyor mu zaten? Hiç hayal bile edemeyeceğiniz şeyleri vereceğim size. Eyvallah. Hayal mi ederdi İbrahim Aleyhisselam ya? Değil mi? Değil. Bir tane zor yakalamış ömrünün artık tam. 100 yaşına gelmiş. Artık beklentisi kalmamış. Öyle bir arzuyla dolu ki ömrünün sonunda bir evlada nail oluyor. Onu da kurban vermeye kalkıyor. Yani... Belki işte o rüya, kad saddakta rüya, o yani sen rüyayı tasdik ettin, aslında tabir etseydin koçu baştan kesmen lazım. Hiç bunlara gerek yoktu aslında. Fakat madem tasdik ettin, tasdikinde ciddiyetini de ispat ettin. Samimiyetini gösterdin. Samimiyetini, bununla Allah seni selamlıyor. Gözünü kırpmadı, evet. Allah seni selamladı. Selamun ala İbrahim. Allah'u. İbrahim'e selam olsun. İbrahim'e selam olsun. Yani bunu yapmak yiğitlikti. Tabir edebilirdin. Evet. Ve tabir etsen doğru da olurdu. Doğru da olurdu. Ama sana yakışanı yaptın. Tıpkı ateşe düşerken Cebrail'den yardım istemeyen tavrınla tabir etmek yerine rüyayı tasdik ettin. Yani teslimiyetin dibini buldun. Tek başına ümmet. Eyvallah. İşte burada aslında... Hazreti İbrahim üzerinden bize nasıl Müslüman olunurun cevabı verildi. Şimdi ben biraz daha anlıyorum. Niçin odaktadır İbrahim Aleyhisselam? Eyvallah. Niçin Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sürekli ona referans yapar?
Niçin bütün peygamberler ondan sonra Ebul gelen... Enbiya'dır. Ebul Enbiya'dır. Peygamberlerin atasıdır. Atası. Atasıdır. Neden kendisinden çift kollu peygamberler yumağı çıkmıştır, gelmiştir? Bu anlaşılıyor. Tesadüf olmadı. Hayır, alışıyorum artık. Gayet net. Şimdi sen böyle izah edince birdenbire sis perdeleri böyle aydınlanıyor. Şimdi bir şey daha zihnimde, bu şöyle demek mümkün mü? Şimdi gene sen anlattıklarını hareket ederek soruyorum. İshak İsmail çatışması. Eyvah. Halde getirdiler ya. Bunun arkasında kavmiyetçilik yatmıyor mu? Hiç şüphesiz. Ha? Yahudi zihniyeti şöyle. Bunu bilmiyorlar mı Arapların amcaoğlu olduğunu? Bilmez. Çok iyi biliyorlar. Hem de nasıl? Fakat bunun arkasında yatan şu. O kölenin oğlu, bu hürün oğlu. Yani Hacer köleydi, Hacer zenciydi ama Sare hürdü. Dolayısıyla biz sizden üstünüz. Biz hürün çocuklarıyız. Siz kölenin çocukları. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam düşmanlık da oradan geliyor. Yani eyvallah. Bizim içimizden çıkması gerekirken. Eyvallah. Tabii. O soydan doğru. Nasıl çıktı? Doğru. Siz kim oluyorsunuz? Doğru. Haddinize mi düşmüş size peygamberlik? O mu? Bu zihniyet bu değil mi? Zihniyet bu. Zihniyet bu. Amca çocukları olmasını olduğunu bilmelerine rağmen orada yine de statü gözetiyorlar. Belki de Rabbimiz onların bu şeyini sürtmek için. Yani şimdi onu söyleyecektim. Yani hiç kimse doğuştan üstün veya doğuştan şey kaybetmiş değildir. Yani Allah'a olan takvalarınız belirler sizi. İnne ekramakum indallahi etkakum. En üstününüz Allah'a karşı müttaki olanınızdır. Sorumluluğunuzun bilincinde varmanızdır. Dolayısıyla doğuştan üstünlük iddialarının tamamı gübre şeytanlıktır. Tabii. İlkel bir materyalizmdir. Evet. Ene hayrun minhu halakteni min narin ve halaktehu min tin. Ben ondan üstünüm çünkü beni ateşten onu çamurdan, topraktan yarattın. İşte budur. Şeytanlıktır yani. Her tür doğuştan üstünlük iddiası. Çünkü üstünlük size verdiğim yetenekleri kullanarak yani akıl ve iradeyle kazanabileceğiniz bir şey. Aklın şahikası olan imanla kazanacaksın. Aynen, tabii ki. Aklın varacağı bir tek yer orası. Tabii ki. O imana varmıyorsa akıl değil zaten. İşte irade. Evet. İradenin imanı tercihi. Tercihinde. Zaten iman aklın Allah'a teslimiyeti demektir. Tabii. Yani Allah'tan emin olma halidir. Allah'tan emin, emin olma hali. Aynen öyle ya. Allah'tan emin olma halidir. Allah'tan emin olma halidir. Unutmayalım. El mümin olan Allah bizi mümin olarak görmek istiyor. Amin, amin, amin. Evet. Tabii tabii. Tabii tabii. O da yoksa mümin, biz de müminiz. Bu ismi seçmesinin hikmeti çok kuşku yok ki budur çok yani. Mühim. Çakası falan yok yani. Güvenilmez ya. Güvenilmeyi ister. Güvendiğim gibi güvenilmek istiyorum diyor. İman istemesinin sebebi bu. Ben size güvendim. Tabiri caizse ben size iman ettim. Size bu kadar krediyi açtım. El-mu'min olarak. Siz de bana güvenin, kredime ihanet etmeyin. Bu kadar basit. Hadise budur. Bu kadar basit aslında. Evet. Yani ben size imanın ahlaki tarifi güven, akidevi tarifi inançtır. İmanın ahlaki anlamında Rabbimiz el-mu'mindir. Ne demek? Allah kuluna güvenmiştir. Güvenmiştir, güvenini zedelemesini istemiyor. Allah'ın güvenini beş paralık etmesini istemiyor. Güvenimi yıkmayın diyor. Hadise bu. Bizim imanımız Allah'ın güvenini zedelememektir. Amin. Amindir. Teşekkür. Eyvallah. Dolayısıyla bu hadise üzerinden geldiğimizde kurbanın bir tür Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in rolünü kendi çağımızda oynamak olduğunu unutmayacağız. Yani İbrahim'i çağa taşımak, İsmail'i çağa taşımak. Eyvallah. O bütün şimdi anlattığın boyutlarıyla onu yaşayarak ve hissederek ben şimdi o kök geleneği
peygamberler atasının davranışını aynen taklit etmek, o şuuru kazanmak şimdi bana nasip oluyor. Eyvallah. Ben İbrahim oluyorum, Halil oluyorum şu anda demek mi oluyorum? Orduya giriyorum. Allah'u ekber. Arkasından yürüyorum. 4500 yıl evvel gök kubbeye koyverilmiş çığlığın peşinden gidiyorum. İkrama bak ya. Ben de bu ilahi koroda artık ses veriyorum. Halilim ol diyor, gel. Eyvallah. Hepimize söylüyor. O hizaya yazılıyor. Ben de Halil oluyor. Allah'a dost oluyorum ve dostluğumu ilan ediyorum. Bu aslında insan derin düşünürse eğer bunu, bu dostluk insanın tüm hücrelerini ayağa kaldırır. Tüm hücrelerini iman ettirir yeniden. Ve teslimiyetin aslında ne büyük özgürlük olduğunu, özgürlüğün de en büyük teslimiyet olduğunu muhakkak bize gösterir. Muhakkak. Onu ben çok iyi biliyorum. Yani. Kurban yoksa hayvan kesmek değil. Nedir ya? Kasaplık değildir. Oradaki sembol, sembolik değil. Sembolik değil. Değil. Ha. Sembol. Ha. Şimdi. İstirham ediyorum. İstirham ediyorum. Şunu bir kere adını doğru koyarak bir anlatalım. Sembolik değil, muş gibi değil. Asla. Sembol. İkisi arasında ayrımı bir anlatır mısın? Sembol ve sembolik. Sembolik demek bir şeyi tahfif etmektir. Yani sembolik olarak yaptığınızda aslında bir tür onu şey olarak, gösteri olarak yapmışsınızdır. Oyun yapıyorsunuz. Bir tür efendim teşrifat yapmışsınızdır. Bir tür efendim şeydir efendim işte sembolik yapmak efendim nedir? İnsanın sembolünü yaptığınız zaman küçük bir maket yaparsınız. Anlatabiliyor muyum? Sembol olduğu zaman şiar olur. Sembol şiar mı demek? Şiardır. Şiar. Tıpkı ezan gibi. İçi boş ezan değil, ezan hayır, taklidi değil. Değil. Sembolik bir davet değil. Hayır. Davetin ta kendisi. Ama o semboldür zaten o. Ezan, eğer siz ezanı namaza çağrı maksadına indirgerseniz şehre bir zil takarsınız. Zile basarsınız. Millet o zili duyunca namaza gelir. Ama bu zil ezan olmaz. Ezanın içinde dinin tüm asli unsurları vardır. Onun için zaten sinir oluyorlar değil mi ezan? Tabii. Ondan deliriyorlar. Tabii. Ezan yerine çan çalalım onlar hiç itiraz etmez. İtiraz etmez. Hatta cep telefonumuza titreşim gelse filan bir şey yok. Ezan haddezatında işte semboldür. İslam'ın tüm unsurlarını içinde barındırıyor. Yani kurban eylemini biz bir tür sembolik davranışa indirme hakkına sahip değiliz. Bu ihanettir. Semboldür. Sembolik değil. Evet. Şeairdir. Şiardır. Bunu yerine getireceğiz yani. Zaten unutmayalım haccın, hac ibadetinin temel değerlerinden biri olan kurban, min şeairillah, Allah'ın şiarlarından olan, amen, şiarlar bütünü olan haccın bir parçasıdır. Eyvallah. Aynı zamanda. Eyvallah. Dolayısıyla biz burada aslında kurbanın hikmetini düşünürken, ben müsaade buyurursanız, ne demek? Hac suresinin 36 ve 37. ayetlerini şöyle kısaca okuyup çok güzel olur. Hikmeti üzerinde bir nebze durmak istiyorum. Lütfedersin. Hac suresinin 36 evet 37. 37. ayet. Ayetleri. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Vel budna cealnaha lekum min şa'airillahi lekum fiha hayrun. Alın geldi. İşte tamam. Evet. Aynen öyle. Vel budne burada kurbanlık develer manasına gelir. Onları sizin için Allah'ın şiarlarından biri kıldık. Evet. Şiarlarından kıldık. Bakınız kurbanın Allah'ın şiarlarından olması. Yani Allah'ın yani. Evet. Fiha hayrun. Onda hayır vardır. Evet. Fezkurusmallahi aleyha savaffe.
saf saf durmuş olan o kurbanlar üzerine Allah'ın adını anın. Allah'ın adını anın. Niye Allah'ın adını anın? Allahu Ekber deriz. Evet. Bismillahi Allahu Ekber deriz. Aminna. Dikkat buyurun. Namaza başlarken ne deriz? Aynı şey. Allahu Ekber. Allah namaz kurban dediğinden canım işte şimdi az önce. Eyvallah. Bakınız. Bağlantı aslında çıkıyor. Kurbanla namaz arasındaki irtibata. Bak. Sanki kurbanın iftitah tekbiri gibi. Aynen öyle. Kurbanın iftitah tekbiri gibi. Peki niye Allah'ın adını anarız? Burada Allah'ın adını anın diyor. Kur'an'da farklı yerlerde. En'am suresinde ve diğer Bakara suresinde başka surelerde de efendim. وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların murdar olduğu. Yani Allah'tan başkası adına kesildiği zaman o hayvanın etinin yenmeyeceği açıkça kayıttadır. Burada Allah adına kesilmesi şartını koşmazlar. Ama Allah'tan başkası adına kesilmeme şartını koşarlar. Ulemamız. Bu çok önemlidir. Allah, bir dakika, evet. bir dakika, şimdi dur. Allah adına evet. Kesilme şartı değil, Allah'tan başkası adına Allah'tan kesilmeme şartı. Başkası adına asla keser. Asla keser. Gerine kalıyor zaten. Eyvallah. Yani doğal olarak zaten sahibine gidiyor. Yani sen Allah'tan başkasına kulluk etmeyi bırakırsan gidecek başka yerin kalmıyor zaten. Doğru olanı yapıyorsun istersen. Eyvallah. Tabii. Ama çok daha temelinde özel bir nükte var. Bunun Allah adına kesilme. Allah'tan başkası adına. Kesilen bir hayvan dahi olsa can veren Allah'tır. Kainatta can veren başka bir kaynak ve otorite yoktur. Onun için bir canı insan ancak Allah adıyla alabilir. O da o izin verdiği için. İzin verdiği için. Odur zaten. Yoksa alamazsın. Yoksa alamazsın. Yoksa ben Allah'ın adını anıyorum alırım işte canını. Hayır. Öyle değil. Hayır öyle değil. Burada haddi zatında cana hürmet vardır. Amin. Cana hürmet. Diyalektik bir hadise işte. Ya. Tam değil mi? Can alırken cana hürmetin ne demek olur? Aynen öyle. Öyle yani, bu basit bir şey değil. Evet. Yani. Midesi için öldürenlerle şimdi bir fark edin. Yani sırf yemek için, sırf içmek için, sırf efendim ne bileyim nefsi için, sırf keyfi için, içgüdüleri için, şehveti için, gösteriş için. Evet. Kesiyor öyle. Burada çok özel bir şey var. Ama ya madem öyle hürmet ediyor, o zaman kesmesin. O zaman Allah'ın verdiği cana kıymasın, kurban kesmesin. Allah verdiyse o canı eğer, onunki de can, seninki de can. Bu tavırın samimi olmadığını önce bir söyleyelim. İnsanoğlunun iki tür beslenme kaynağı var. Bitkisel ve hayvansal. Yani hayvani ve nebati. Başka bir kaynağı yok. Nereye dönerse dönsün, insanoğlu bu ikisinden beslenir. Hadi zaten de balıklar da hayvandır. Hayvan tabii canım. Efendim, insanoğlunun... aslında bitki de hayvandır. Bitki de canlıdır. Tabii, hayvandır bitki yani. Bitki de hayvandır. Can sahibi. Yani burada işte kurban olunca ayırt edip de öbür taraftan... İspanağın sesi çıkmıyor diye. Yo, o da değil. İstakozu kaynar suya... Evet. Efendim canlı atıp da evet. Efendim viyak bağırt tanlara bir şey demeyenler. Yok ben daha ötesini söylüyorum. Buyurun. Ispanak. Evet. Sesi çıkmıyor. Ya, canı yok mu onun? Yok mu onun? Hayat eyvallah. Taşımıyor mu? Eyvallah. Yani patatesi aldın eve götürdün. O patates evde ne oluyor? Cücük çıkarıyor mu cücük? Doğru. Can hala devam ediyor. Yaşıyor. Doğrudur. O sesini çıkartmıyor diye, ondan kan akmıyor diye, ondan akan kanı senin gözün görmüyor diye. Eyvallah. Böyle bir riyakarlık var mı? Bir ikiyüzlülük var mı? Aslında burada bir tür seküler mantık,
içinde materyalizmi zerk ediyor. Materyalizm işte geri hep oraya geliyor. Gizli materyalizmi tabii, zerk tabii. ediyor. Öyle ki seküler bakınız biz varlığı bir üste referansla anlarız. Seküler mantık, hümaniter mantık, hümanist mantıksa ki pozitivist ve materyalist mantığın hepsinin temelinde bu vardır. Alta referans vererek anlar. Bir aşağı. Varlığı bir aşağı. Minduni. Evet, doğrudur. Belhume vel. Nasıl efendim? Lahana açan taştır. Köpek havlayan lahanadır. İnsan konuşan köpektir. Şeklinde. Öyle biz, söyleyince insan şok geçiriyor ama mantık bu. Tabii. Anlama bakış bu. Tabii. En aşağı derecesine atfederek bakıyorsunuz efendim, işte hayvanlığına atfederek anıyor insanı. İnsanı öyle değerlendiriyor. Hatta insanı elementer kökeninden yola çıkarak değerlendiriyor. Karbon diyor. Tabii. İnsanı elementer kökeninden yola çıkarak değerlendiriyor. Bizde ise insan üstte atfederek. Eşrefi mahlukat. Ahseni takvim. Nedir efendim? Alemi melekutun yeryüzündeki temsilcisi. Alemi melekutun. Yani ruhuyla alemi ervahı temsil eder. Dolayısıyla biz yukarıya atfederiz. Hümaniter düşünce aşağıya atfederiz. Ben zaten aşağılığım, o halde aşağılıklık yapmanın bir zararı da yok demeye getiriyor sonuçta. Yani. İnsanı değersizleştirme bu. Bu değersizleştirme operasyonudur. Bunun kıymeti yok, bu çöptür diyor. Aynen öyle. İnsanın değerini beş paralık etme, istatistik bir şeye indirme. Ya bunun kitle halinde imha etsen ne olur diyor. O zaten onun üzerine kitle imha silahlarını imal ediyor. Ondan sonra yapıyor bu işi. Tabii. Yani böyle Müslüman bir, böyle bir silah imal edemez. Hayır, böyle bir akılla ancak. İnsanı daha çok nasıl karınca gibi ezerim mantığına gelinir zaten. Yoksa başka türlü olabilir mi? Karıncanın da canı yok zaten. Canım. Başka türlü olabilir, başka türlü yapabilir. Dolayısıyla bizimle işte pozitivist bakışın farkı burada. Ama ona cevap burada bakın. Burada ne geliyor bakın. Devam edelim. فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاَتْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ Artık onun kesimi tamamlandığında, yanı yere geldiğinde, yani kesildiğinde, ondan ihtiyacını belli eden de, ihtiyacını belli etmeyen de yesin, paylaştır. كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah'u ekber. Sırrı vurdu iş, burada. İşte çözdü işi. Sırrı burada. İşte biz böylece şükredesiniz diye سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ Hayvan türünü sizin emrinize musahhar. Güneşi, ayı, yıldızları, yeri, kainatı. Geceyi, gündüzü musahhar kıldığımız gibi, sizin emrinize verdiğimiz gibi hayvanları da sizin emrinize. Geceyi, gündüzü, ayı, yıldızı kullanmakta beis görmüyorsun. Aynı şekilde musahhar kılınmış olan hayvanı evet. kullandığın anda kabahatli oluyorsun. Şimdi bu çok önemli. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Onu nefes arasından sonra alalım ne olur. Çünkü zihinler karışır Peki. diye korkuyorum. Peki. Şimdi buradaki ana damarı bir kere daha söylüyorum. Biz, bize musahhar kılınmış olan... Burada duracağız. Varlık. Aynı cümle benzer bir şekilde bu okuduğum ayetin sonunda da var da onun için okudum. Tamam, geleceğiz. Burada duracağız. Burayı geçme yok. Yani durmak yok. Eshir sırrı nedir? Neden biz kurban ederiz? Şunu hemen söyleyeyim. Meratibül vücud. Yani varlık hiyerarşisine riayet etmek için kurban keser. Burada kalın. Varlık hiyerarşisi. Varlık hiyerarşisi bozulduğunda insan hayvanı değil, insanı kurban eder. Giderek kendini kurban eder. Eyvallah. Tabii. İnsan kurban olur o zaman.
beslenme.